Aşağıda geliyorlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Var mı haber? Aleykümselam. Her deliğe baktık. Kılıçoğlu'nun izini bile bulamadık. Gören de yok. Eyvallah. Neler oluyor? İzabel, gemiyi henüz teslim edemeyeceğim. Ne oldu? Bir şey var. Bir şey var değil mi? Bir aksilik oldu. Ama yakında çözeceğim, sen merak etme. Oruç! Kızım merak etmese bile ben büyük bir merak içindeyim. Anlat bakalım. Gemim nerede? Acemilik ettin baba Oruç. Ve bu acemiliğinin sonuçları olacaktır. Baba, biraz sakin olur musun? Önce bir vaziyeti öğrenelim. Sözümü kesme İzabel. Oruç burada olmanın şartlarını çok iyi bilir. Onu savunmak için boşuna o güzel çeneni yorma. Bak, ben Memlüklere bir gemi vermişim. Sonra bir duyuyorum, bizim Oruç o gemiyi almış, sefere çıkmış. Olur diyorum. Sonuçta ben bir ticaret adamıyım. Altın sikke geldikten sonra üzerindeki mühür beni hiç alakadar etmez. Üstelik diyorum, Oruç bizim tanıdığımız, bildiğimiz bir denizcidir. Fakat o da ne? Gemi ortada yok. Başka bir gemi bulduk ama. Senin tarafından ciğeri 5 para etmez korsanlara peşkeş çekilen bir gemi. Ben hiç kimseye hiçbir şeyi peşkeş çekmem. Bedelini almadığım bir şeyi karşımdakine asla vermem. Bir şey verdim mi de bedelini kesinlikle... Silvio! İlyas. Kafidir. Silvio, sen bize bir gemi verdin. Ya gemini geri alırsın ya da bedelini. Sen merak etme. Kılıçoğlu Şahin Bey, geminizi geri gönderdi. Bir de emanete sahip çıkamayacak adamlara gemi vermemeniz gerektiğini söyledi. Yazık. Çok yazık. Reis, bir şey diyeceğim ama kızma. Kılıç Bey'e gitsek, vaziyeti izah etsek, bir çare olur mu ki, ne dersin? Hiç öyle şey olur mu İlyas? Şahin'le aramızdaki mevzuyu Kılıç Bey'e sirayet ettirmek bize yaraşır mı? Ne yapacağız öyleyse?